Merhaba, ben Edip. Dostlar, bu önemli bir tartışma. Yani sadece bir kişiyle alakalı değil. Konu tartışma olayı, tartışma kültürü. Ve geri toplumlarda politikacıların, din tüccarlarının ve entel mentel geçinenlerin nasıl tartışmadan kaçtıklarını, muhalifleriyle yüz yüze tartışmamak için bahaneler uydurduklarını, bu konuyu konuşacağız. Ama şu anda özel olarak Diamond Tema adlı kardeşimizin durumu. Kendisi maalesef bu kültürün kurbanı. Bu kültürün kurbanı, yani benim direktifimle bir genç, 15 yaşında genç bir video yaptı. Evet, ben ona söyledim şöyle şöyle yap diye. Tabii bunu şey demeyen arkadaşlarım oldu. Edip ayıp ya, böyle bir genci şey diyorsun, sen yaşına bak falan filan. Değil, konu o değil. Konu yaş konusu değil. Tabii ki bazı arkadaşlar seni izlemeyeceğim dedi falan. Böyle diyenler de var. Tabii tebrik edenler de var. Önce şunu göstereyim. Yani ileride birkaç yıl sonra izlenirse konu bu. Okay, görünüyor mu, görünmüyor mu bilmiyorum. Neyse, bu çiçekleri birkaç gün önce eşime aldım, çok sevindi. Ve burada birkaç gündür hala yaşıyorlar maşallah. Rabbimin ayetleri bunlar. Şimdi Diamond Tema adındaki arkadaş bu 9 dakikalık video üzerine bugün bir sürü konuşmuş. Başına baktım falan, rahatsız olmuş. Olay şu. Canım kardeşim, olay bir, senin yaptığın felsefede red herring denir, red herring. Konuyu çarpıtma, konuyu çarpıtma. Başka konuya, işte Edip beni çok iyi tanımıyor. Beni tanımıyorsa niye benimle tartışmak istiyor falan. Benim kitlemi çalmak istiyor. Birincisi, senin kitlen umurumda değil. Ya güzel kardeşim, eğer kitle umurumda olsaydı ben Sünnilerin en çok satan, en popüler yazarıydım. Zirvendeyken tekme attım o kitleye. Sürü senin olsun, raya senin olsun, kitle, mitle falan senin olsun. Zaten projeksiyon yapıyorsun, projeksiyon. Senin derdin o. Benim derdim o değil diyorsun. İşte 100.000'i bulmuşsun. Ondan sonra bir sürü reklam koyuyorsun araya. Hem de para da alıyorsun üyemeye. Eyvallah, yani kazanıyorsun, no problem. Benim böyle bir derdim de yok. Reklam da koymuyorum. Kimseden de para almıyorum. Böyle kendi hayatımı yaşıyorum. Böyle hafta ayın sonunu getiriyorum Allah hamdolsun. Öyle. Ve şu anda büyük bir işe de girdim. Olma ihtimali düşük ama olursa da milyarder olacağım. Ve bu parayı, bu mesajın dünyaya egemen olması için de harcayacağım inşallah. Patentlerini aldığım ve almaya devam ettiğim bir çalışma var. Sen de onlarla uğraş derim ben. Şimdi olay şu. Bir, Edip niye bu çocukla uğraşıyorsun? Bu çocuk daha çocuk. Emziği var. Ya birisi çocuk değil. 26 yaşında bir genç. İkincisi, ben çocuklarla uğraşıyorum. Dikkat ederseniz, benim videolarıma bakarsanız, hele canlı olanlara, Yunan'da hiç seçmeden çoluk çocukla, hatta psikopatıyla önüne gelenle hemen çıkarıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum, tartışıyorum. Öyle düzinelerce öyle videom var. Hatta özellikle şey ayarlayıp, tartışma ayarlı, mesela Hafız Molla, iki tane tartışma yaptım. O çocuk ergendi, 13 yaşlarında bir çocuk, hatta 12 yaşlarındaydı. Ciddiye aldım, tartıştım. Çünkü anlamadığınız bir şey var. Anlamadığınız bir şey var. Bir de ben dünyanın en ünlü insanlarıyla da tartıştım. Amerika'nın Anayasa Mahkemesi'nin başkanı, yani 18 yıllık sanıyorum başkanlığı yapmış, 33 yıl mahkemede, Anayasa Mahkemesi'nde, Justin Rehnquist'te sınıfta en çok tartışan bendim. Yani bize Anayasa Mahkemesi dersi verdi. Amerika'nın en güçlü üç adamından birisiydi. Arizona Üniversitesi'nde bir yaz geldi, bize ders verdi. Yaz ayında buraya geldi. Ondan sonra ilginç, yani Harvard'da vermedi veyahut da Yale'de vermedi, geldi burada verdi. Çünkü Phoenix'liydi aslen. Neyse, orada hiç kimse tartışmıyordu, ben tartışıyordum. Carl Sagan, ateistlerin çok sevdiği bir astronomu. Onunla daha ben tezimi yazarken, felsefede Allah'ın, Tanrı'nın varlığı konusunda tezimi, onunla tartıştım.
Ondan sonra ateistler, Amerikan Ateistler Derneği Başkanı ile tartıştım. Türkiye Ateistler Derneği Başkanı ile tartıştım. Türkiye Eski Diyanet İşleri Başkanı ile tartıştım. Niceleriyle, Skeptic Foundation Derneği'nin başkanı ile, hatta ilk 10 ateist arasında, yaşayan 10 ateist arasında ismi geçenle tartıştım. Matematik konusunda Arizona Üniversitesi'nde 30 matematikçiye meydan okudum. Kazakistan'da yine matematikçilere ve felsefecilere meydan okudum, sergiledim. Hatta Princeton Üniversitesi'nin efsanevi matematikçisi geçenlerde COVID-19'dan öldü. John Conway ile saatlerce 19 sistemini tartıştım. Hatta onun bir bölümü, bir saatlik tartışmanın, konuşmanın, sohbetin hem de Türk lokumu ve ayranı sundum kendisine. Videoda bulabilirsiniz. Edip Yüksel, John Conway diye şeydi. Noam Chomsky ile tartıştım. Gerçekten politika ve felsefe konusunu, politika konusunu daha çok tartıştım ama felsefe konusunu özellikle kötülük problemini kendisiyle kaydetmeden tartıştım ama kendisiyle olan sohbetimi izleyebilirsiniz. Yani bir yandan daha nice isimle, yani çeşitli alanlarda dünyada en iyi, Princeton Üniversitesi'nde konferanslar verdim, Oxford Üniversitesi'nde ve Amerika'da birçok, dünyanın birçok üniversitesinde. Ama aynı zamanda çocuklarla konuşmaktan, tartışmaktan kaçınmam. Çünkü felsefe olunca, teoloji olunca çocuk mocuk, yaşlı erkek, ünlü ünsüz ayrımı yapmam. Bana telefon eden bir sürü kişi var. Hiç vaktin varsa cevap verin. Kimsin diyor işte, beni tanıyor musun? Sen kimsin? Benim kitlemi mi şey edeceksin falan diye havalara girmiyorum. Ama bir molla kültürü var, papaz kültürü var. Bu arkadaş bu kültürü şey etmiş, karizma kültürü. Ben böyle ulaşılması çok zor birisiyim. Sen benimle tartışmak için beni tanıman lazım. Ya sen kimsin ya? Sen benimle tartışmak için beni tanıman lazım değil ki. Konuyu tanıman lazım. Ben senin... Birkaç videonu izledim, ne olduğunu biliyorum. Ben zaten sen leb demeden leblebi anlıyorum. 40 yıldır bununları tartışıyorum. Öyle çok orijinal tartışmalar getirmiyorsun sevgili Diamond. Senin yaptığın sağda solda daha önce olanları ekrana koyup okuma. Güzel okuyorsun ve zeki olduğunu anlaşılıyor, okuduğunu anladığın anlaşılıyor. Hani bazıları okurlar teleprompter veya ekrandan ama anlarsın ki okuduğunu anlamıyor. En azından okuduğunu anlayan birisisin. Ve makul olarak okuyorsun, iyi bir böyle imaj da veriyorsun, iddia ediyorsun, buyur. Ama sen kendini Hint kumaşı gibi havalara giriyorsun. Değil, ben bu meydan okumayı dikkat edersen, eğer videolarıma bakarsan herkes bilir ki herkese meydan okuyorum. Çocuğa da meydan okuyorum. Şimdi niye? Mesela satrançta, matematikte ve felsefede yaş önemli değil. Tekrar edeyim mi gençler? Satrançta, matematikte ve felsefede. Mesela şampiyon Kasparov vardı. 13 yaşındaki Amerikalı ergenle karşılaştı. Kendisi şampiyon, onunla karşılaştı. İsmini unuttum Amerikalı genci. 13 yaşında ergen. İşte ben şöyleyim falan filan, sen kimsin ki? Demedi. Yaşına bakmadı. Çünkü orada yaş değil, baş önemli. Tamam mı canım kardeşim? Ben veyahut da felsefede Sokrat insanları sokaklarda sen kimsin falan filan, beni tanımıyorsun. Tanımadı, insanlarla tartıştı. Benim seni tanımam. Ha Arnavut, seni adın Türk ismi değil. Diamond, Diamant mı başka bir şeymiş. Tamam, böyle bir Türk ismi işitmedim. Onun için Arnavutluk'tan geliyorsun. Şeyine baktım, Arnavut demiş, Arnavut güçlü, Arnavut dedim. Ama umurumda değil, Türk müsün? Eyvallah, Ermeni misin? No problem. Yahudi misin? No problem. Benim böyle bir derdim yok, ırk saplantım yok. Hepsi kardeş. Ben onun üzerine senin hakkında işte Arnavutmuş, Arnavut kötü falan diye bir şey etmedim ki. Yani bunu nereden çıkarıyorsun? Sadece senin hakkında biraz bilgi vermek istedim sana. O tartışma çağrısını yaptığım vakit sevgili kardeşim. İsmin biraz yabancı. Hani aşağıda kendilerini bilmeyenler yorum yaparken sana sataşabilirler falan, ismine işte bu böyledir falan diye. Biraz merak edip baktım, Arnavut göçmeniyim diye. Ben Arnavut dedim. İyi de yani
hani Arnavut ismi, ismin şey, Arnavut ismi. Ondan sonra Arnavut göçmeni mi? Arnavut dedim. Ne oldu, yanlış mı? Arnavut değilsin, Türk müsün? No problem, maşallah. Ne güzel, Türksün. Bu konuyla alakası yok ki. İşte yani sitene bakmışım, şey, sadece biraz bilgi edineyim diye aklımda işte efendim şey kalmış, nedir? Agnostik, skeptik demişsin, ben agnostik değiliz. Bana ne? Değilsin, agnostiksin, skeptiksin. Senin Kur'an hakkında eleştirilerin var. O eleştirilerin zaten tipik, yüzlerce kez işittiğim Hristiyanlardan, Sünni ateistlerden, işte Sünni Hristiyanlardan işittiğim şeyler. Dedim ki, ne güzel bir öneri yaptım. Dedim ki, madem ki eleştiriyorsun, bu konuda Kur'an'ı iki dile çevirmiş bir adam var. Ve Kur'an için hayatını riske sokup, kariyerini, mariyeni, çevresini, hepsini terk etmiş ve bunun için Amerika'ya göç etmiş, hayatta orada neredeyse sıfırdan başlamış bir adam var. Ve Kur'an'ı savunma konusunda ve de Kur'an konusunda dünyada tanınan da birisi. Sen madem Kur'an'ı eleştiriyorsun, madem kendine güveniyorsun öyle, ki büyük bir ihtimalle muhtemelen sana destek olanlar var, bunları şey denenler var, belki de sana çalışanlar, no problem diyor, umarım seni bir şey eksiltmez. Onlar da gelip katılabilir, yani çekinme. Hani belki dersin ki, Edip, ben bunları pek fazla bilmiyorum, sadece okuyorum, iyi sunum yapıyorum, bana bu konuda destek, lojistik destek yapan başka arkadaşlar var, no problem, birlikte gelin. Şöyle hizaya dizilin karşımda. 3-4 kişi, 4'e kadar, yok 4'e kadar değil, 3'e kadar şey var, çünkü 4 olunca çok kalabalık oluyor. 3 kişi olabilir, zaten daha önce Ceviz Kabuğu'nda programda karşıma 3-4 kişi çıkarırlardı. Telefonla gelenler de bana satarlardı. Hatta Hristiyanların televizyonuna çıktım. Moderatör böyle acayip dogmatik, yobaz bir Hristiyan. Yanındaki 3 kişi de hepsi böyle evangelik Hristiyan, hem de böyle savaş çığırtkanı. Ondan sonra bunları hepsi düşün. Bunları hepsi konuşuyor. Ben onların hepsine cevap vereceğim ama benim zamanım onlar kadar. Her birisi kadar. Onlar benim 4 katım zaman alıyor. Yani moderatör de onlara katkıda destek yapıyor. Bu yetmezmiş gibi. Çünkü bu yetmezmiş gibi bir de telefon edenler de arka odadan kendi arkadaşları telefon ediyor. Telefon ederken de onlar da aynı saçma sapan eleştirileri yönetiyorlar Kur'an'a. Ve tabii ki yani hepsi böyle şey atıyor. Yumurta atıyor, tamam mı? Çürük yumurta atıyor. Ben şimdi yumurtayı tutuyorum şey diyor ama öyle hızlı atıyorlar ki War of Attrition denir. Bazı yumurtalar yere düşüyor. Çürük yumurtaları, aa işte yumurtayı yakalayamadım falan diye böyle ucuz zaferler kazanmak gidiyor.